Merhabalar, hoş geldiniz Habere Doğru programımıza. Saatimiz tam 16 ve bugün günlerden 15 Nisan Pazartesi. Tam 10 günlük bir tatil sonrası bir araya geldik. Biz tabii geçen hafta Perşembe akşamı programımızı yaptık. Hatırlayanlar olacaktır. Mutlaka gerçeğinizin de programı vardı. Ama hafta içi Habere Doğru programı yoktu. Mesaiye başlandı aslında. O mesaiye 10 gün sonra başlandı. Tabii ki tatile gidenler, memleketlerine gidenler, tatil yapanlar ya da evinden çıkmayanlar, çıkamayanlar daha doğrusu vardı. Ama izinlerini yaptılar en azından tatil boyunca. Çünkü bayram artık bayramlıktan çıktı. Tatil olarak adlandırılıyor. Bizim eski yaşadığımız bayramlar yok. İşin gerçek tarafı. Benim yaşımda olanlar gayet iyi bileceklerdi. Dün akşama ait şöyle bir trafikle başlayalım. Yani o bayram tatilinin bitmesinden sonra yoğun bir trafik kalabalığı vardı. İstanbul üzerinde size gösteririm şöyle. İstanbul'a dönüşleri gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Herkes bu 10 günü bir şekilde değerlendirdi. Cebinde parası olanlar, olmayanlar, bazıları tabii ki memleketlerine, memleket hasreti çektikleri için memleketlerine gittiler, tatil yerlerine gidenler de oldu. 10 gün aradan sonra bir araya geldik. İşte bu görüntüler zaten dün akşam üstüne ait görüntüler. İstanbul trafiğini görüyorsunuz. İstanbul'a doğru gelenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ve bu sabahtan itibaren de bir şekilde mesai başlamış oldu ama tatil zamanı ne iç politikada ne de dış politikada bir anlamda hiçbir şekilde hız kesmedi. Dış politikada olağanüstü gelişmeler oldu. İran İsrail'i vurdu. Bu arada iç politikada da çok önemli gelişmeler var. Antalya'daki biliyorsunuz o görüntüler, o facia görüntüleri maalesef bir kişinin hayatına mal olan o görüntüleri biz de zaman zaman size göstermeye çalıştık canlı yayınlarla. Ve onun da uzantısı devam ediyor. Çünkü Antalya'da tutuklama var. O tutuklamada CHP'li Kepez Belediye Başkanı'na ait bugün Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili olan Umut Akdoğan oradaydı. Açıklamalar yaptılar. Hatta adliye önünde şu anda bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grubu orada nöbet başlamış durumda, eylem nöbeti yapıyor. Onları da aktaracağız size birazdan ayrıntılı bir şekilde. Ama hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik o saldırısı en çok tabii dünyayı meşgul eden konuların başında yer aldı. İsrail buna cevap vereceğini söylüyor ancak doğru zamanda bir bedel ödeteceğiz diyor. İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının 1 Nisan'da vurulmasından misilleme olarak İsrail'e 300'den fazla füze, seyir füzesi, insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Söylediklerine göre İran tarafından yapılan açıklamada deniyor ki devrim muhafızları ordusu, hava kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu diyor. İsrail ordusu ise verdiği cevapta İHA ve füzelerin %99'unun daha İsrail topraklarına girmeden, hava sahasına girmeden yok edildiğini bildirdi. Ayrıntıları konuşacağız. Saat 17'den itibaren emekli büyükelçi Oğuz Demiralp bizimle birlikte olacak. Daha çok dış politika üzerine bir sohbet yapacağız onunla. Tabii ki ayrıntıları onlara paylaşacağız ama size de görüntüler ve önemli hazırladığımız haber merkezimizin hazırladığı haberle de aktarmaya çalışacağız. Oradaki sıcak görüntüleri ve sıcak haberleri. Saat birazdan da Murat Emir bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili. Onunla da ayrıntılı bir şekilde iç politikayı konuşacağız. Çünkü iç politikada ilginç bir İstakoz muhabbeti var. Nedir o? Şebnem Bursalı İzmir Milletvekili, meslektaşımız, bir dönemler gazetecilik yapan meslektaşımız bayram tatilinde Monaco'ya gitti ve Monaco'da yediği istakozun fotoğrafını paylaştı. Aslında istakoz fotoğrafı bir sembol. İstakoz fotoğrafı tamamen AKP'nin halktan koptuğunu gösteren ve tamamen artık halkın değil de bir aile şirketi olarak yönettiğini ülkeyi gösteren bir durum. Saadet zinciri bir anlamda koptu aslında. AKP bu seçimlere müdahil olamadı çünkü uzun bir süredir AKP bir parti değil bir aile şirketi olarak yönetiliyor. Çevresindekileri zengin ediyor. O zenginler de yaşadıkları ortamı bir şekilde ister istemez kendilerinden daha fazla bir gücü var. Çünkü onu paylaşmak istiyor çevresindeki insanlarla. Şebnem Bursalı'nın da yaptığı bu. Aslında Şebnem Bursalı'nın yaptığı bu ama hani
ejderha mezesi ya da meyvesi yiyen saraydaki o menüleri bildiğimiz için, hani aile büyüğü ne yaparsa aile küçükleri de ona benzer şeyler yapar diye de adlandırabiliriz bu durumu. Çünkü saray hiçbir zaman eksilmedi, tam tersi arttı ve o zenginliğin simgesi olarak bize yansıdı, seçimlere de yansıdı. Dolayısıyla bu kopuş, o aile zincirinin kopuşu nasıl tahmin edilecek? Bunu da belki konuşacağız. Murat Emir'le konuşacağımız şeylerin başında bu da geliyor. Yani AKP nasıl seçimi kaybetti? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl kazandı? Başarısını bir anlamda konuşacağız Murat Emir'le. Ama aynı zamanda da tabii CHP içerisinde bundan sonra neler olacak, neler yapacak Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü MYK toplantısı vardı. Var olmaya da devam ediyor. Saat 16.30'da da Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor ve bir kez daha başvuru yapıyor. Neresi için? Hatay için. Çünkü Hatay'da ölü seçmenlerin oy kullandığını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulduğu sayı 3000 civarında, ama hatırlayacaksınız, geçen hafta Perşembe akşamı bize konuk olan araştırmacının verdiği bir rakam var. 24 bin ölü seçmen oy kullandı dedi deprem bölgesinde. Tabii ki bunu da konuşacağız. Bu tabii ki Hatay seçimlerinin iptal edilmesi için yeterli bir neden. Ancak tabii Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılacak. 16.30 tam olarak verilen saat, oraya da bağlanacağız. Eğer tam saatinde Özgür Özel orada olur ve bir basın açıklaması yaparsa size aktaracağız. Ve AKP'nin halktan kopuşunu bir kez daha şöyle irdeleyelim. Çünkü ayrıntılı bir şekilde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bir dava partisi olarak ortaya çıkan AKP, insanlar davalar için her türlü fedakarlığa hazır dendi ve AKP'nin aldığı oylar da ortada. Onu tek başına tabii ki değişen bir seçim sistemiyle birlikte iktidar yaptı ve 22 yıldan beri bunu sürdürüyor. Ama ne zamandır AKP verenler değil alanların partisi durumuna düştü. Böylelikle ve çevresindekileri zengin etti. Hatırlayacaksınız, o arabaların içerisinde pudra şekeri kullananlardan tutun da o lüks arabalarını, atkılarını, o gözlüklerini, o hani herhangi bir vatandaşın alamayacağı o kıyafetlerin teşhirini yaptıkça bu iş ortaya çıktı ve bunu da ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyoruz birazdan tabii ki. Ve şimdi geçelim İsrail'e. İsrail'den bir haber verelim. Son gelişmeleri aktaralım size. Çünkü ayrıntılarını saat 17'den itibaren konuşacağız. Ondan sonra da iç politikaya geri dönelim. Murat Emir'le sohbetimizden önce size aktaracağım haberler var. O haberleri aktardıktan sonra Murat Emir burada olacak. Stüdyomuzda onunla ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Efendim, İsrail vuruldu. İran tarafından 300'den fazla seyir füzesi, insansız hava aracı saldırı düzenledi. Şimdi tabii burada ayrıntılar var. Türkiye'yi haberdar ediyor Tahran. Bu 72 saat önce üstelik de Türkiye'de, yani Ankara'da Washington'a haberdar ediyor. Böylesine bir saldırı olabileceğine yönelik. Türkiye burada bir aracı konumunda. Tahran ile Washington arasında tabii ki İsrail ile ilişkiler kopmuş durumda. Ve böylesine bir haberdar edilen bir ortamda İran misilleme yapıyor. Ne için misilleme? Çünkü 1 Nisan'da hatırlayacaksınız, Suriye'deki konsolosluk binası İsrail tarafından vurulmuştu. Buna bir misilleme yaptı. İsrail de bu saldırının karşılığını vereceğiz zamanı geldiğinde diyor. Şimdi ayrıntıları haberimizde izleyelim, daha sonra devam edelim. İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya misilleme olarak İsrail'e insansız hava araçları ve füzelerle saldırması sonrasında dünya diken üstünde. Gözler Tel Aviv'den saldırıya gelecek misillemeye çevrildi. İsrail saldırı üzerine savaş kabinesini toplamıştı. Kabinede İran'a yanıt verilmesine kesin olarak karar verildiği, ancak bunun yöntemi ve zamanlaması ile ilgili tartışmalar olduğu belirtiliyor. Bazı savaş kabinesi üyelerinin İran'a hemen yanıt verilmemesinden ve yalnız hareket edilmemesinden yana olduğu öne sürüldü. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise saldırı ve savunma alanında tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu.
Taraflara itidal çağrıları sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da İsrail Başkanı Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik bir karşı saldırıda yer almayacağı uyarısında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmeye devam edeceğini ancak savaş istemediğini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail'in Tahran'ın ikinci misillemesinin ne olacağını bildiğini belirterek İsrail askeri karşılık vermemeli uyarısında bulundu. Kaynaklara göre 200'den fazla füze ve insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırı İsrail'de küçük çaplı hasara neden oldu. Fırlatılan İHA ve füzelerin çoğu İsrail'in demir kubbe savunma sistemi ve ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün'ün yardımlarıyla düşürüldü. İsrail ordusu İran'ın saldırı tehdidi nedeniyle 2 gün ara verilen okulların yeniden açılacağını ve toplanma yasağının da kaldırıldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada tehdit değerlendirmesinin ardından güvenlik politikalarında değişikliğe gidildiği de belirtildi. Efendim tabii Türkiye ne yaptı bu durumda? Tabii ki Türkiye'de tepkiler var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in tepkisi var. Onu da aktaracağım size birazdan tepkiler içerisinde. İran'ın dronlarla, füzelerle İsrail'e yaptığı saldırının ardından Ankara'da uzun süren bir sessizlik hakimdi. Muhalefet tarafından da eleştirildi bu sessizlik. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili eski büyükelçi Namık Tan'ın tepkisini biliyoruz. Dışişleri ve Sivil Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlarının sessizliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamamalarından kaynaklandığına yönelik de bir iddia var. Böylesine bir iddia da ortada. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması var. Sonra geldi, çok sonra. Ve tırmanmaya son verme çağrısı Dışişleri Bakanlığı yaptı. Özgür Özel de diyor ki, bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebiyle programımızı maalesef gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim diyor. Özgür Özel'in açıklaması da bu. İlhan Özgel hatırlayacaksınız açıklama yapmıştı. Kısa zaman içerisinde bu seyahati yapmayı düşünüyoruz demişti. Ancak hava sahası kapandı. Hava sahasını şöyle son görüntülerine şöyle bir gösterelim. Göreceksiniz İsrail üzerinden herhangi bir uçuşun olmadığını da göreceksiniz. Hava sahasına yönelik şöyle bir görüntü var bizde. İşte gördünüz. Dikkat ediyorsanız Suriye ve İran'ın özellikle şu bölgede uçuşların olmadığını ve diğer bölgelerde devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Özgür Özel'in seyahatini iptal etmesinin nedenlerinden biri bu. Geçelim iç politikaya. Şebnem Bursalı istakozu paylaştı, başına bela aldı tam anlamıyla. Çünkü aslında bu bir sembol. Bu bir AKP'lilerin son dönemde geldiği artık halktan kopuşunun bir sembolü haline dönüştü. Ayrıca Maldivler'den de görüntüler paylaşan AKP'liler var. Ve dolayısıyla bu iki fotoğraf bir anlamda sembol oldu. AKP halktan koptu. Gerçekten de son dönemlerde o israfa doyamayan ve bundan da en ufak bir tasarruf yapmayan AKP'lilerin böylesine bir durumu iki fotoğrafla sembolleşti adeta. Birazdan Özgür Özel Yüksek Seçim Kurulu'nda açıklama yapacak, bir başvuru yapacak Hatay konusunda biliyorsunuz. Ve oradan da bir basın açıklaması yapacak. Yapacağı açıklamadan hemen önce Gönül orada, Gönül Kasap muhabirimiz Güven Dişmen'le birlikte kameramanımız. Hemen oraya bir dönelim bakalım hava nasıl orada. Gönül Kasap acaba Özgür Özel geldi mi? Kaçta yapacak açıklamayı? Zeynel Müle, bayram tatili sonrasında CHP'nin de yoğun mesaisi bugün başladı. Saatler 13'ü gösterdiğinde Merkez Yürütme Kurulu CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. MYK'nın gündeminde elbette yerel seçim sonuçları vardı ve bir diğer önemli aslında ana maddelerden biri diyebiliriz. O maddelerden bir tanesi Hatay için yapılan itirazlardı. CHP Hatay için seçimler sonrasında defalarca YSK'ya itirazda bulundu ve bu itirazlar reddedildi, sonuçlandı. YSK CHP'nin itirazlarını reddetti. Hatay İl Seçim Kurulu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasına CHP'nin itirazı sonuçlandı.
istifadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti. CHP bu duruma itiraz etti. YSK o itirazı da yine reddetmişti. YSK'nın itirazları değerlendirme mesaisi de devam ediyor ve bugün CHP lideri Özgür Özel, CHP kurmayları ve CHP'nin eski belediye başkanı Lütfü Savaş ile birlikte bugün saat 16.30'da YSK'ya tam kanunsuzluk hali başvurusu itirazı yapılacak. Saatler 16.30'u gösterdiğinde CHP lideri ve CHP'li kurmaylar YSK önünde olacak. Başvuru sonrasında da CHP lideri kameralar karşısına geçip burada bir takım açıklamalarda bulunacak. Bizler de Tele1 ekibi olarak o açıklamaları takip edeceğiz ve Tele1 ekranlarından izleyicilerimize paylaşacağız. Şu an için burada basının da aslında yoğun bir ilgisi var. Defalarca reddedilmiş itirazlar var. Onlara ilişkin CHP liderinin yeni bir değerlendirmesi olacak mı? Onu da önümüzdeki dakikalarda göreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Çok teşekkürler Gönül Kasap. Güven Dişmen'le birlikte Tele1 ekibi orada. Özgür Özel'in yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Tabii Hatay'da durum çok farklı. Hatay'da ölü seçmenler oy kullandılar. Herhalde bir seçimi iptal etmek için bundan daha önemli bir gerekçe olabilir mi? Bu ispatı var. İsimler isimler, TC nüfus kayıtları dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Bunların hepsini geçen hafta konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Ve Özgür Özel'in yapacağı açıklamayı da merak ediyoruz. Efendim geçelim iç politikada. Şebnem Bursalı özelinde ve İstakoz isminde AKP'nin halktan kopuşunu konuşacağız. Birazdan Murat Emir de bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Onunla da konuşacağız. Fakat bu Şebnem Bursalı acaba bunu yaparken hiç düşündü mü vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntılar, kaybettiği seçimler, aslında kaybettiği seçimlerin nedenlerinden, baş nedenlerinden birisinin bu olması, AKP'nin bir eli balda bir eli yağda bir hayat kurması, aile şirketi olarak bu ülkeyi yönetmesi, bütün bunlar tabii bunun sebebi. Ve diyelim ki bakalım Bursalı İstakoz meselesi ne hale gelmiş durumda? Orası Monaco Yat Kulübü. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın sosyal medya hesabında Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmasının ardından söz konusu kulübe üyelik ve girişe ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Bursalı'nın ıstakoz yediği Monaco Yat Kulübü herkesin üye olabildiği bir oluşum değil. Kulübün internet sitesinde üye olmanın koşulları açık açık yazıyor. Kulübün koşullarında bir kişinin üye olabilmesi için en az iki sponsor tarafından önerilmesi gerekiyor ifadeleri yer alıyor. Önerilmek de yetmiyor. Bizzat Monaco Prensi 2. Albert'in üyeliği onaylaması gerekiyor. İstakoz fotoğrafının çekildiği restoran da üyelere özel. Ancak üyeler restoranda misafir ağırlayabiliyor. Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin sosyal medya hesabından Monaco Yat Kulübü ile ve yiyecek fiyatları ile ilgili paylaşım yaptı. Kulübün 2500 üyesi var. Üyeleri tek tek Prens 2. Albert seçiyor. Prens 2. Albert, Monaco hükümdarı ve meşhur Grace Kelly'nin oğlu. Restoran katı şekilde üyeleri özel. Üyeler misafir getirebiliyor. Menüde ıstakoz tabağı 2072 lira, 60 euro. Kulübün üyeleri arasında Bourbon, iki Sicilya hanedanından Charles, İsveç konsolosu ve Monaco kralı danışmanı Patrika Husson, birçok siyasetçi, iş insanı, sporcu ve sanatçı var. Kulüp gizliliğe çok önem veriyor. Özel bir törenle üyeleri kabul ediyor. Kulüp, üyeleri ve hayatı hakkında kısıtlı paylaşımda bulunuyor. Gürsel Tekin'in paylaşımına yorum yapan eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Hurşit Güneş, ödenen hesap için düzeltme yaptı. Menüde ıstakozun 250 gramlık porsiyonunun 60 euro olduğunu belirten Güneş, bir ıstakoz 1 kilodan aşağı olamayacağına göre 240 eurodan aşağı ödeme olmaz dedi. Bursalı'nın ıstakoz fotoğrafı paylaştığı Monaco Yat Kulübü'ne girişin zor olması bazı soruları gündeme getirdi. AKP'li Bursalı Monaco Yat Kulübü'ne üye mi? Bursalı Yat Kulübü'ne üye ise hangi iki sponsor tarafından önerildi? Bursalı üye değilse kulübün restoranına davetli olarak mı gitti? Davetli olarak gittiyse Bursalı'yı hangi kulüp üyesi davet etti? Evet, ıstakoz ve Şebnem Bursalı aslında burada sembol isim. AKP'nin halktan kopuşunun bir anlamda sembolü oldu bu paylaşım. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi tabii
AKP'nin halktan kopuşunu anlatırken sadece 31 Mart seçimlerine bakmak yeterli. Gerçi evet. Bu tabii önemliydi. Fakat burada ilginç bir şey var. O kadar çok fazla artık halkı umursamaz bir politika içine girdiler ki öyle. Çevresindekine. Hani Bursalı'yı eleştiriyoruz ama o saraydaki şatafat, sarayda yenilen yemekler, onun paylaşımları, bütün bunlar zaten bunun habercisiydi değil mi? Yok tabii habercisi. Yani ısrafta sınırsız olduklarını, gösterişte sınır tanımadıklarını, lüks şatafat içerisinde yaşadıklarını ama bunu yaparken de kamu kaynaklarıyla, kamunun parasıyla yaptıklarını biz çok iyi biliyoruz ve sürekli tanık olduğumuz bir şey. Ama burada bu konuyu bir milletvekilinin işte Fransa'da, Monaco'da bir yediği bir ıstakoz yemeği üzerinden tartışmak bence çok doğru olmayabilir. Siz de çok güzel işaret ettiniz. Bu sembol olay sadece. Bu bir şeyin sembolü. Yani bu kazaren olmuş bir şey değil. Aslında bu kopmanın çok çarpıcı bir görünür hali. Vatandaştan kopmuşlar, vatandaşın gerçeğinden kopmuşlar, Türkiye'nin gerçeğinden kopmuşlar ve yaptığı işin yanlış olabileceği aklına gelmiyor. Şimdi işte sorular sorulmuş ya bu kişi kendi olanaklarıyla gitmediği anlaşılıyor çünkü öyle bir yer değil. Velev ki öyle yapmış dahi olsa burada sorun bu kişinin ıstakoz yemiş olması falan değil. Evet. Buradaki sorun bu kadar halktan kopmuş bir milletvekilinin, bir siyasinin bunu paylaşabilecek kadar doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Yani şirazesinin kaymış olması. Yani bu kadar kopuk, bu kadar Türkiye'yi bilmiyor, bu kadar insanların nasıl yaşadığından habersiz veya umursamıyor. Yani ben bunu yaparsam buradan bir tepki doğar. İnsanlar aç, insanlar yoksul, insanlar bayramda bayram şekeri alamadılar evlerine. İnsanlar torunlarına 300-500 lira harçlık veremediler. Bir kilo et girmeyen Türkiye'de yüz binlerce ev var. Şimdi bu gerçeklik var iken bir milletvekili nasıl böyle bir paylaşım yapabilir? Ya bu yanlışlıkla kazaren falan olmuş bir şey değil. Bu bir anlayışın, bir düşünce ve davranış tutum biçiminin yansımış hali sadece. Ya burada açık verdi. Ama zaman zaman buna biz tanık oluyoruz. Örnekleri de var biliyorsunuz. Daha önceki örnekleri de var. Kendi işlerinden de tepki duyuyorlar ama dönüp bir kendilerine baksınlar. Yani vatandaşın durumunu ne kadar önemsiyorlar. Mesela emeklileri 10 bin liralık maaşa mahkum ederken, yani açlığa mahkum ederken emeklileri bunu ne kadar hissettiler yüreklerinde, ne kadar canları yandı. Sonuç olarak Türkiye'de milyonlar böylesine ağır pahalılığın altında inim inim inlerken bunlar bu kadar lüksü, bu kadar şatafatı hem de kamunun parasıyla, devletin parasıyla yaşarken dönüp ya biz ne yapıyoruz? Biz nasıl bu hale geldik? Biz bunu nasıl yapabiliriz? Biz bu hakkı nereden alıyoruz? Veya bu millet bunu görür, bu millet bunu cezalandırır. Yani bu düşünceden koptular. Bu da bunun sadece görünen, yani açık verdikleri bir an sadece. Ama bir küçük bir kaza değil. Evet. Bu sadece büyük bir problemin minik bir görünmüş hali. Şimdi Gazete Pencere çok çarpıcı bir başlık attı bugün. Onu arkadaşlarım göstersinler. Erdoğan'ın eski ilk başladığı siyasete ilk girdiği anlardaki bir fotoğrafı, bir sofra paylaşımındaki fotoğrafı ve nereden nereye diye bir başlık attı. Neydi ne oldu pardon. Tam olarak şuraya da aktarın evet. Şuraya da aktarın çünkü ben oradan çok daha rahat okuyabiliyorum. Gördüğünüz gibi Tayyip Erdoğan işte yer sofrasında zaman zaman tabii bazen şov yapmak amacıyla da sıklıkla olsun, o iş. Sıklıkla yaptığı bir fotoğraf, eski bir fotoğraf en azından. Ama gördüğünüz gibi sağda Monaco'da istakoz, hemen yanında Maldivler'de tatil. Bir kişi de diyor ki defolup gitsin diyor, tepki gösteriyor Şebnem Bursalı'ya. Fakat kendisinin de atkısının ve gözlüğünün fiyatını da
koymuş arkadaşlar. O fiyatta da görüyorsunuz ki olağanüstü, yani herhangi birisinin alamayacağı tabii bir fiyat. Zaman zaman da arabasının paylaştığını biliyoruz o kişinin. Sonuçta bu fotoğraf eskiyle bugünü karşılaştırmak açısından ilginç geldi bana. Dedi. Öyle ama yani orada şunu ifade etmek lazım. Bu yani yer sofrası meselesi o son derece şov kokan bir şey. Şimdi anımsarsınız geçen yıl bir yer sofrasında bir yemek yiyorlardı. Ama yanda masa vardı. Yemek masası tabii, tabii. vardı. Evet. Sonra bundan vazgeçtiler. Yani illa yer sofrası olması gerekmiyor. Ama sonuç olarak burada önemli olan şu. Bir eve gidiyorsunuz. Biz de yapıyoruz bunu. O evde ne varsa ona razı olmak veya onun yabancısı olmamak veya onu hissetmek. Hı hı. Mesela bizim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu anımsarsınız. Elektrik zamları olduğunda, fahiş elektrik zamları olduğunda elektriğini kesilmesine müsaade etti. Yani faturayı yatırmayarak. Niye? Çünkü bunu evet. milyonların sesine ses vermek için, milyonlar adına ses vermek için. Duyurabilmek ve için. Ve onu bizzat yani bir ana muhalefet partisi genel başkanının karanlıkta kalması bir önemli bir şeydi evet. ve ses unuttuk verdi. Vallahi, ya bunlar ondan mi? Koptular. Yani sorun burada. Yoksa hiçbirimiz normalde evimizde yer sofrasında yemiyoruz elbette. Ama bir gün yer sofrası denk gelirse oturup o yer sofrasında da o mütevazi yemeği rahatlıkla yiyen, geçmişinde yemiş olan ve hala yiyebilecek olan insanlar olmak önemli. Bunu unutmamak önemli. Veya bunu yaşayanla, bu kıt kanaat yaşamak zorunda olanla empati yapabilmek önemli. Aslında insan olmanın en temel değerlerinden birisi de empati yapabilmektir. Karşındakiyle, bir başkasıyla kendini onu anlamaya çalışan, onun yerine koyabilen birisi olmaktır. Şimdi bunların hepsini kaybetmişler. Hadi herhangi birisi kaybetse bu bir kişilik sorunu olarak algılarsınız ama bir siyasetçi bunu kaybedemez. Bir parti, hatta partiyi geçin Türkiye'yi 22 yıldır yöneten bir anlayış bu noktaya gelmiş. Zaten yaşadığımız temel sorunların altında da bu var. Şimdi bugün tabii Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. O toplantı sonrası şimdi şu saatlerde Özgür Özel Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek ve Hatay için bir başvuru yapacak. Bir kez daha başvuru yapacak diyelim. Çünkü Hatay'daki seçimlerin adil olmadığı, hatta işte hani şeytanın aklına gelmeyecek şeylerden birisinin gerçekleştiği malumunuz, ölülere oy kullandırılmış durumda. Evet. Ve bunu da ispatladılar resmen. İspatlanmış durumda. Şimdi buna ne diyecek Yüksek Seçim Kurulu bilmiyoruz ama şimdi AKP'nin CHP'ye yenilgisinden söz edelim. 31 Mart'tan birazcık ve o yenilgi sonrası da nedir durum? Ona bakacağız hep birlikte. Ama AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde olağanüstü borçlar çıktı. Olağanüstü israf çıktı. Ve onların hepsini de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler o binalara, o borçları asarak ispat etmeye başladılar. Onunla ilgili bir haberimiz var. Sizden de yorum isteyeceğim bu haberden sonra. Milyarlarca lira borç bırakmışlar. AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin borç tabloları ortaya dökülmeye başladı. Verim ekonomisinden yana olalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Partili Cumhurbaşkanı her seferinde tasarruf ekonomisi vurgusu yaparken AKP'li belediyelerin tasarrufa pek de yanaşmadığı ortaya çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, 31 Mart'ta koltuğu devraldığı AKP'li Osman Zolan döneminden kalan borçları belediye binasına astı. Bol keseden yapılan harcamalar belediyenin borcunun 11 milyar lirayı aşmasına neden olmuş. O da bugün ödenirse. Denizli'de toplam borcun 11 milyar 130 milyon 669 bin TL olduğu görülürken harcamalara ilişkin detaylarsa dudak uçuklattı. AKP'li eski başkan yerel seçimlere 2 gün kala 6.3 milyon liraya çiçek almış. 18 gün önce ise 1.7 milyon liraya lokma döktürmüş. AKP'den CHP'ye geçen İzmir Kiraz Belediyesi'nde de yine benzer bir olay yaşandı. İki dönemdir AKP'li Saliha Özçınar tarafından yönetilen Kiraz Belediyesi'nin borcu da CHP'li yeni başkan Nasuh Coşkun tarafından belediye binasına asıldı. Kalem kalem açıklanan tabloda toplam 332 milyon 51 bin 621 lira borç olduğu gözüküyor.
Toplam işçi sayısı 537 kişi. Bunların 336'sı son bir yıl içinde İşkur haricinde işe alınmış. AKP dönemindeki israfı paylaşılan bir başka belediye de Edirne Keşan Belediyesi oldu. AKP'den CHP'ye geçen Edirne Keşan Belediyesi'nin başkanı Mehmet Özcan, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı. Afişte Keşan Belediyesi'nin toplam borcunun 483 milyon 337 bin 475 lira 2 kuruş olduğu görüldü. Son 3 ayda yapılan 13 milyon 181 bin liralık kuru yemiş, kuru kahve, çiçek, oyuncak gibi harcamalar dikkat çekti. Evet, kim bilir daha neler çıkacak, çünkü eğer belediyeler, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları görevlerini devraldıktan hemen sonra tabii yapacakları bütün incelemeleri paylaşacaklardır büyük bir ihtimalle bizlerle, kamuoyuyla, onu tahmin ediyoruz. Naide Babaoğlu, Dilek Zal, Selim Firdevs, Aydın Keskin Timur, çok teşekkürler, hoş geldiniz diyor. 10 gün sonra aranızdayız tekrar. Şimdi belediyeleri devraldı Cumhuriyet Halk, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısını yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Şimdi biraz daha rahatladı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve daha geniş alana yayıldılar. Alacakları kararları biraz daha rahat alabilecekler herhalde. Şöyle, tabii belediye meclislerinde çoğunluklar sağlandı çok büyük oranda. Bu önemli bir rahatlama olacak ama yine de tabii özellikle büyük krediler söz konusu olduğunda, hazine garantili ihaleler söz konusu olduğunda o kredileri almak için de bir de sarayın onayı gerekiyor. O plan bütçe kurulu var. Oradan onay almak gerekecek. Orada da bir fren oluyor doğrusu ama yine de önemli bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu bizim belediyelerimiz. Büyük yatırımlar yapabilmek açısından bir avantaj elde ettiler ve yapacaklar bunu. Biraz önce haberinizde şu dikkatimi çekti. O belediye başkanı anormal fiyatlarla lokma döktürmüş ve çiçek almış. Niye böyle? Çünkü bu şeylerin, çiçeğin, lokmanın falan takibi yok. Yani şimdi bir müfettiş gelse, incelese, yani çiçekler kurudu, soldu. Yani göstermesi gerekmiyor. Mümkün değil. Veya lokmalar yendi efendim diyecek. Yani o kadar kuruyemiş lokma. Siz bilmezsiniz bu memleketin insanını. Bunlar böyle oturunca böyle kilolarca lokma yer her biri diyecekler. Şimdi dolayısıyla burada büyük bir fütursuzluk var. Mesela benim de tanık olduğum belediyeler var. Mesela Ankara'da öyle belediyeler var ki belediyenin mülkünde AKP oturuyor. Yani devletin malı ya, devletin, yani devletin bir kurumu belediye, devletin kurumu olan bir binada AKP bizzat oturuyor. Yani bunlar var. Son gün 150, 200, 300 işçi alınan belediyeler var. 326 işçi almış son bir ayda bir tanesi. Evet, yani son bir ayda alan var, son üç ayda alan var kaybedeceğini görünce vesaire. Yani baktığınız zaman büyük bir dağınıklık, savrukluk, büyük bir savurganlık. Ve işte bu parti devleti dediğimiz sorunun belediyelere de yansımış hali. Yani biz varız, AKP, belediye iç içe. Dolayısıyla denetimler çok önemli değil. Bulan bulduğunu götürüyor. Ve sonuç olarak bir şey var ama ben bizim başkanlarımıza güveniyorum. Mesela Ankara alındığı zaman, Ankara Büyükşehir, Melih Gökçek tam bir enkaz devretmişti. Karman çormandı. Babasının çiftliği gibi yönetiyordu. Şirketler arasındaki mal akışları, para akışları, personel akışları, akla zarar konular vardı. Ama bir ucundan başlayıp sabırla ve güçlü bir iradeyle Sayın Mansur Yavaş bu yavaş yavaş belediyeyi belli bir noktaya getirmişti. Diğer belediyelerimiz de öyle. İstanbul da öyleydi. İstanbul'da olağanüstü bir vurgun düzeni vardı ve bunların hepsi halledildikçe bütçeler de ayağa kalktılar. Ben bizim başkanlarımıza güveniyorum ve başkanlarımız mutlaka başarılı olacaklar. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Çok sık rastlıyoruz bunu. Vatandaşlarımızın da eminim aklınlarındaki en önemli sorudur. Ya bu işte bizim bir 89 sendromumuz var. 89'da belediyeleri aldık. Sonra biz yapamayınca 91'de seçimleri kaybettik ve bu hayalimiz suya düştü. Aman böyle olmasın, aman dikkat edin. Doğru söylüyorlar. Yani çok dikkatli olmak zorundayız. Ama şunu da anımsatmak isterim. Biz belediyeleri yeni alıyor değiliz. Biz bunu 2019'da aldık. Ve bizim belediye başkanlarımız
küçük olsun büyük olsun neredeyse tamamı oylarını artırarak tekrar seçildiler. Zaten bu seçim başarısı. Aynen öyle. Dolayısıyla çok doğru dürüst işinizi yaparsanız, de kamunun malına elinizi uzatmazsanız, haram lokmada gözünüz olmazsa, vatandaşa hizmet etmek isterseniz bunun yolları var ve bunun yollarını buldu başkanlarımız. Daha çok da bulacaklar. Dolayısıyla bence tabii ki dikkat edeceğiz, tabii ki gevşemeyeceğiz, tabii ki daha iyisini yapacağız. Elbette büyük bir iktidar yürüyüşünü başlattık. 2028 veya erken seçim olursa 2027'de biz iktidara yürüyeceğiz, iktidarı da alacağız. Ama kimse korkmasın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de özellikle belediyelerin performanslarının belli kriterlerle takip edilmesi, belirli hizmetlerin tek elden yapılması, belirli hizmetlerin birleştirilmesi, iyi örneklerin tüm belediyelere yaygınlaştırılması gibi noktalarda bir çalışma içerisinde ve her şey Türkiye için eminim çok başarılı olacaklar arkadaşlarımız. Şimdi birazdan Hatay için başvuru yapacak Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Orada çok ciddi bir, ne diyeyim adına, sizin gibi dikkatli kullanmaya çalışıyorum kelimeleri ama bir neyse işte bir üç kağıt var diyelim hadi o en basit haliyle. Ölülere oy kullandırma gibi. Evet. Facia bir durum söz konusu ve bu da ispatlanmış durumda. 24 binden bahsettiği bir araştırmacının ve TC kimlik numaralarıyla, adlarıyla, teker teker isimleriyle belli bu. Onu konuşacağız. Hatay'ı bir şekilde, hani farklı bir şekilde almaya çalışıyor iktidar cephesi diye düşünüyorum ben. Ama bu arada Kepez gibi bir durumdan da intikam peşinde olduğunu görüyoruz. Antalya'daki o teleferik kazasındaki hayatını kaybettiği bir kişi, Allah rahmet eylesin diyoruz tabii. Orada bir suçlu bulundu, bir çıbanbaşı bulundu Antalya teleferik Kepez'de. Ve onunla ilgili haberimizi verelim, sonra sizden yorum isteyeceğim ondan. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında bir kişi yaşamını yitirmiş, 17 yurttaş da yaralanmıştı. Kazaya ilişkin teleferiği işleten Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'in 2019-2023 yılları arası yöneticiliğini yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada yaptığı paylaşımda kararın hukuki değil siyasi olduğunu vurguladı. Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortadayken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz. Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından partililer CHP Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı. Türkiye'de adaletin geldiği durum budur arkadaşlar. Kendinden olunca adalet, kendinden olmayınca cezaevi. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı Kocagöz'ün tutuklanmasını protesto eden yurttaşlara seslendi. İliç ve Soma facialarını hatırlattı. Erzincan İliç'te bir toprak kayması olmuştur. Toprak kaymasında 9 vatandaşımız vefat etmiştir. Ve orada tutuklu sayısı uzun soruşturmalardan sonra 6 kişidir. Ve o sorumluluğa imza atan Murat Kurum İstanbul'un Büyükşehir'e aday göstermiştir. Ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan gitti. Evet. Ankara Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada bir açıklama yaptılar. Ali Mahir Başarır yaptı. Bu 23 Kasım'da görevini bıraktı ve aday olduğunu söylüyor. Dolayısıyla o görevini bıraktıktan sonra 3 kez zaten bir kontrolün yapıldığını söylüyor. Evet. Şöyle, şimdi burada biz
duruşumuz her yerde ve herkes için adalet talep ediyoruz. Dolayısıyla siyasi mülahazaların dışına çıkmış, siyasetten etkilenmeyen ve adaletin tecellisi için çalışan yargı istiyoruz. Burada bir kaza oldu, bir ihmal söz konusu olabilir ve bu ihmalle ilgili de çok ayrıntılı bakmak gerekiyor olabilir. Yani buna bizim bir itirazımız olmaz. Çünkü burada ilgili şirketi yönetenler, tabii ki şirketin genel müdürü ama aynı zamanda buradaki bu denetimi yapan firmaya uygundur, yapabilir, yeterlilik belgesi veren Sanayi Bakanlığı, ilk baştaki o teknik projeleri vesaire, bunların hepsine gerçekten adalet amacıyla bakmak gerekiyor. Çünkü burada ya kamu vicdanının rahatlatılması gerekiyor. Ama şimdi siz burada ilk elden yeni seçilmiş bir belediye başkanını hem de tutuklayarak bu işe başlarsanız daha başından adaleti yok etmiş oluyorsunuz. Çünkü seçilmiş bir belediye başkanı var. Bu kişinin tutuklanma gerekçesi yok. Çünkü deliller sabit zaten. Üstüne üstlük bu belediye başkanını halk seçmiş. Yani savcılık makamı tutuklama talep ederken, hakimlik tutuklamayı kabul ederken bu kişinin görev yapacağını, kamu görevi yürütmesi gerektiğini ve bu görevinin hele de şu dönemde çok önemli bir görev olduğunu, vatandaşlardan rey alarak seçildiğini gözetmesi gerekirdi. Sıkıntı buradadır. Yoksa hakkıyla bir soruşturma yürütülebilir. Yani burada bir ihmal var mı? İhmalde kimlerin kusuru var? Var mı yok mu? Yani devletin, şirketin, belediyenin, ilgili yönetenlerin var mı yok mu? Yani bunu bizim şu anda bunu bilmemiz mümkün değil. Ama biz şunu yapıyoruz CHP olarak bir defa. Yargısal süreci titizlikle takip ediyoruz. Orada zaten bizim milletvekillerimiz var Antalya'da. Örgütümüz ayakta. Hukukçu milletvekillerimiz de var. Antalya milletvekili Cavit Bey var. Yine işte Umut Akdoğan ve Ali Mahir Başarır hukukçu arkadaşlarımız. Orada hem cezaevi ziyareti yaptılar. Hem oradaki durumu yakın takip ediyorlar. Yine Deniz Yavuz Yılmaz bizim ilgili genel başkan yardımcımız, teknik mühendistir kendisi. O bizzat o yönüyle de ilgileniyor. Yani biz süreci yakın takip ediyoruz. Adalet talep ediyoruz. Adaletin gerçekleşmesini istiyoruz. Ama yargılayacağız diye bir belediye başkanını daha seçildiği günün ertesi günü alıp parmaklıkların arkasına koymayı da vicdanımız kabul etmiyor. Aslında Türk hukuku da bunu kabul etmiyor. Daha bu dakikada intikamcı, daha bu dakikada siyasi hedefleri olan bir işe başlanmış oluyor. Bundan da son derece rahatsızız. Herkes ayağını denk alsın. Artık Türkiye'de 1 Nisan'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi birinci partidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni herkes eskisine nazaran çok daha dikkatli dinlemek zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi de bu devleti kuran parti olmanın ve bugün iktidara yürüyen parti olmanın sorumluluğuyla davranmaktadır. Yani bu şunu da ifade ediyor. Elbette ki Türkiye'de biz adalet yok diyoruz ve adaleti tesis edeceğiz diyoruz ve herkes için adalet bekliyoruz. Dolayısıyla yargısal işlemlerden korkacağımız, çekineceğimiz bir şeyimiz yok ama bir belediye başkanımızı böylesine tutuklayarak yargılama yoluna gidilmesini de asla kabul etmiyoruz. Bunu sindirmeyiz, sineye çekmeyiz. Yanlış hesap yapmasınlar. Diğer şu hatayla ilgili de şunu söylemek isterim. Şimdi İstanbul sürecini biz yaşadık. İstanbul sürecinde aslında tam kanunsuzluk iddiası ile AKP başvurdu. Ve biz o zaman bunları uyardık. Ama o sırada, yani anımsayacaksınız, valizler dolusu sandık kurulu başkanlarının FETÖ'cü olduğu iddiası ile ve ehliyetsiz kişilerin, yani akıl hastalığı olan kişilerin oy kullandığı iddiası ile böyle valizlerde, çuvallarla bir şeyler getirdiler ve YSK o zaman seçimlerin tekrarı kararını verdi. Evet, 2014. Dolayısıyla bir yargısal işlem yapıyor YSK ve YSK'nın yaptığı aslında kararlılar arasında bir tutarlılık olması gerekir. Yani şimdi siz İstanbul'daki sandık kurulu başkanlarının bir kısmının FETÖ'cü olduğu
iddiası ile bu iddiayı kabul edip seçim yenilemişsiniz. Seçim yenilemişsiniz. Hem de zarfın içerisine giren 4 pusuladan 3'ü sağlam, bir tanesi sağlam değil diyecek kadar da hukuku katletmişsiniz. Siyasi tarihe karadeki olarak geçecek ve, bir durumda. Ve şimdi biz size getiriyoruz yüzlerce sandıkta rütbeli personel var. Polis memurları var. Polis rütbeli polisler var. Bu kanuna açıkça aykırı. İşte tam kanunsuzluk dediğimiz bu. Şimdi bunu görmezden geleceksiniz. Buna gözünüzü kapatacaksınız. Bu olacak şeydi. Efendim itiraz etseydiniz zamanında. Olmaz öyle. Sizin kararınız var. Yani orada İstanbul kararı var. Aynı şekilde 3361 oy fark var. Ama bunun 15 katı geçersiz oy var. Bu geçersiz oyların gerek çoğunun hakkında tutanak da tutulmamış. Dolayısıyla yani YSK'nın doğru bir karar vermesini bekliyoruz. Burada açık bir kanunsuzluk var. Tam kanunsuzluk hali var. Ve burada bu seçimlerin tekrar edilmesi gerekiyor. Ama onlar da biliyorlar ki bu seçim tekrar edilirse Cumhuriyet Halk Partisi orada açık bir farkla kazanacak. Bir kere bu yüzden de hukuku katletmeye devam ediyorlar. Orada da yanlış iş yapmasınlar. Yani Hatay halkının iradesini, Türk halkının iradesini hiçe saymasınlar ve hukuka uygun davransınlar. Talebimiz budur. 40 bine yakın geçersiz oy var. Üstelik de neden geçersiz olduğunun gerekçeleri de açıklanmadan geçersiz oylar var. En azından onlar sayılsın demişti ilk başta Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi artık değil mi seçimin iptalini talep ediyor şu anda. Şimdi çünkü tam kanunsuzluktan gidiyoruz. Çünkü olağan yollar tüketildi. Olağan yollarda YSK kulaklarını tıkadı. Ama İstanbul seçimlerinde tam kanunsuzluk iddiasına söylüyorum. İşte sandık kurulu başkanlarından FETÖ'cü var ki sonradan mesela biz bunu soruyoruz. Mecliste de soruyoruz, soru önergesi de soruyoruz, yüzlerine de soruyoruz. Yani siz bu nedenle seçim iptal ettiniz. Bir tane yargılanıp FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan sandık kurulu başkanı var mı? Yok. Yok. Yani o gün onlara bir gerekçe lazımdı. Efendim bu sandık kurulu başkanı bir kısmı FETÖ'cü. Ya sizden iyi FETÖ'cü mü olur kardeşim? Ama işte yani bir gerekçe arıyorlar. Bunu buldular. Aynı şekilde ruh hastalığı olanların bir kısmının oy kullandığı iddiası. Hı hı. Ve sonuçta bunu yaptılar. Şimdi bunu yapan YSK, buna tam kanunsuzluk var burada, seçimi tekrar edin diyen YSK'nın bugün yüzlerce sandık kurulu başkanının polis memuru olmasından veya farkın 15 katı ölülerin oy kullanmış olduğu iddiasından kendisini sıyıramaz, bunu görmezden gelemez. Hukuka uygun davranılması gerekir. Kendisiyle tutarlı olması gerekir. Bu sadece Hatay seçimi bakımından değil, önümüzdeki seçimler bakımından da büyük önem taşıyor. Yani keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bunların hepsinin hesabı sorulur. Herkes bilsin ki biz Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Evet. Biraz önce girdi Yüksek Seçim Kurulu'na Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Beraberinde Gül Çiftçi var, Gökçe Gökçen var, Gökhan Günaydın'la birlikte. Abi sadece Hatay değil, aynı zamanda Reyhanlı'da ilçe seçim kurulu üyelerinden birinin bir partinin belediye meclisi üyesi adayı olduğu iddiası da var. Dilekçe'de buna da itiraz edildiği söyleniyor. Yani Hatay değil, sadece Reyhanlı içinde. Gökhan Zeybek'miş, Gökhan Günaydın değilmiş, düzeltelim hemen. Yerel yönetimlerden sorumlu. Yerel yönetimlerden sorumlu. Gökçe Gökçen de hukuk işlerinden sorumlu. Gül Çiftçi de seçim işlerinden sorumlu diyelim. Üçüyle beraber girdi Yüksek Seçim Kurulu'na, çıkışta da açıklama yapacak. Şimdi birkaç dakikamız, 3 dakikamız var. Tabii ekonomi sorunlarını konuşmadan olmaz. 52 miymiş? Güzel, bir 4-5 dakikamız var o zaman. Ete 3 ayda %40 zam yapıldı Murat Bey. Yani sonuçta vatandaşın hani o kalabalık araç konvoyunu gören bir AKP'linin paylaştığı gibi fakirler dönüyor gibi bir mesaj kullandı. İşte halktan kopukluğu derken onu da kastediyoruz. Vatandaşlar, emekliler, işçiler, emekçiler nasıl geçirdiler bu bayramı acaba? Tabii. Hiç mi vicdanlar sızlamıyor? Öğrenciler çok sıkıntıda. Çok işte umursamadıklarını anlıyoruz. Umursamadıklarını anlıyoruz.
Yani ülkeyi getirdikleri nokta. Bir küçük bir kesim servetine servet katarken, vergi borçları affedilirken, imar rantıyla milyar dolarlar kazanırken, bir yanıyla da milyonlar açlığa mahkum ediliyor. Dediğiniz gibi çocuklar beslenemiyorlar. Gençler umutsuz, geleceklerini Türkiye dışında bir yerlerde arıyorlar. Allah'tan 1 Nisan sabahı güzel bir Türkiye uyandık ve gençlerden bize ya düşünüyorduk ama galiba biraz daha bu fikrimizi bekleyeceğiz. Türkiye'de bu umut var hala. Evet, geciktirelim diyenler de var. Emeklerin durumu ortada. Yani 10 bin lirayla bir gün iki gün geçinemezsiniz. Tabii özellikle temel gıda fiyatlarındaki artış dünyaya baktığınızda astronomik seviyelerde. Hatta geçen bir bilim insanının bir şeyini görmüştüm. Yani Türkiye'de bu kadar gıda fiyatları dünyanın neredeyse 10 katı arttığına göre acaba Türkiye'dekiler çok mu oburda, çok mu tüketiyorlar? Çünkü biliyorsunuz enflasyon dediğinizde Erdoğan diyor ki tüm dünyada var enflasyon. Hı. Bizde de var. Yani bununla baş edeceğiz. Halbuki dünyadaki enflasyon %4, %5. Tabii. Bizdeki enflasyon, gerçek enflasyonu zaten bilmiyoruz ama %100'lerin üzerinde olduğunu biliyoruz. Sadece 3 aydaki et fiyatlarındaki artış %40. Ya bu korkunç rakamlar karşısında insanlar tabii çok çaresiz bırakıldılar. Bir de bunun üstüne üstlük bir de ıstakoz yiyorlar. Hadi bunu da yapın. Bir de bunu paylaşıyorlar. Bir tek o değil, biliyorsunuz yandaş gazetecilerden birisi, ismini vermeyelim şimdi. O da Monaco'da böyle kadehle paylaşım yaptı. Yani bu kadar böyle halkı da hiçe sayan ve halkı üzmekten de çekinmeyen bir duruşları var. Doğrusu çok kaygı verici. Kaygı verici ve bu bugünkü 31 Mart seçimlerine yansıdı. Bunun tabii 3 sene diyelim ki hani 4 sene olmayacağını aşağı yukarı tahmin ediyorum ben. 2028'e tabii, kadar sürmez tabii. Bu hal. Bir şekilde erken seçime gidecektir. Yani hem ekonomiyi bu şekilde yürütmeleri mümkün değil. Bakın en son yapılan hem de iktidara yakın firmaların yaptığı anketlerde bile bu sorunu AKP çözemez, çözerse CHP çözer yaklaşımı var. Niye? Evet. Çünkü ya bu anlayışın çözmesi mümkün değil. Çünkü yaşadığımız temel sorunların temelinde zaten bu anlayış yatıyor. Yani biz zenginleşelim, bizim yandaşlarımız zenginleşsin, devletin malını sonuna kadar sömürelim ve biz kimseye hesap vermeyiz. Devlet bizim, evet. Biz zaten devletin babasıyız. Yani saraylarımızda tabii ki harcayacağız. 11-12 tane uçağımız zaten olacak çünkü biz dünya lideriyiz. Yani ve dünyada işte son derece tutarsız bir dış politika, hukukun katledildiği bir Türkiye, dolayısıyla yatırım alamayan, önünü göremeyen yabancı sermaye. Bu kısır döngüden Türkiye'nin kurtulmasının birinci yolu AKP iktidarının değişmesi. Yani nasıl Türkiye'de 1 Nisan sabahında insanlar Türkiye'de güzel şeyler olacak galiba diyorsa, ekonomi yönetimini biz aldığımız günde yabancı sermaye diyecek bir dakika, Türkiye'de bunlar bir şeyler yapacaklar. Türkiye'de yatırım yapılabilir. Çünkü Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı var. Türkiye'deki insanların işe ihtiyacı var. Türkiye'deki insanların gelişmeye ihtiyacı var, bilime ihtiyacı var. Ve dünya sermayesi de buna bakıyor. Bir ülkede hukuk varsa, adalet varsa, talep varsa, yetişmiş insan gücü varsa geliyorlar ve orada yatırım yapıyorlar. Şimdi böyle bu şekilde büyüyen bir Türkiye'de herkese ekmek olacak, aş olacak. Bunun da yolu bu zaten. Dolayısıyla bunlar gidecekler. 2028'i bulur mu? Bence bulmaz. Zaten Erdoğan istiyorsa, Erdoğan zaten 3. döneminde aslında hukuksuz onun bir şekilde. Onun için erken orada. Seçime ihtiyacı var. Ama evet, erken seçime ihtiyacı var. Ama yani ben hani kendi adıma konuşuyorum. Hani bir parti kararı yok bu konuda tabii. Ama kendi Murat Emir olarak söyleyeyim bunu. Erken seçim derse ben dünden razıyım, erken seçime razıyız biz. Ama öyle son bir yıl kala değil. Evet. Yani getirsinler bu milleti bir an evvel kurtaralım. Evet. Çok teşekkürler Murat Emir. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyiciler, birazdan bağlanacağız Yüksek Seçim Kurulu'na. Çünkü Özgür Özel çıkışta bir konuşma yapacak. Hem Hatay hem de Reyhanlı konusu gündeme gelecek. Ama saat 17'den itibaren de dış politika ağırlıklı bir sohbet yapacağız. Büyükelçi, emekli Büyükelçi Oğuz Demirak bizimle birlikte olacak.